Herkese iyi akşamlar. Hazırsak hocamızın değerlendirmesiyle başlayacağız. Sonra soruları alacağız. Buyurun hocam. Você pode começar falando sobre o jogo. Boa noite a todos. Mais uma vitória do Fenerbahçe. 5 gols. Aqui 11 jogos. A equipa já fez 30 e poucos gols. Deve ser nos campeonatos da Europa, se não for a melhor equipa como média de golos, há poucas mais. Pode haver que ainda não viu o Bayern de Munique e o Manchester City. De resto, de certeza que somos a equipa na Europa com mais média de golos. Um jogo que a equipa fez durante 45 minutos, na minha opinião, um excelente jogo. Saímos ao intervalo a vencer por 2-0, podíamos estar a vencer por mais. Depois deixámos o nosso adversário entrar no jogo durante o 2-1 e o 3-2. E depois, com o tempo e com a nossa condição física e com a nossa pressão sempre muito alta, sempre arriscando, acabámos por fazer mais de 2 golos. Mas também sabemos que o nosso risco ofensivamente, muitas das vezes, temos poucos jogadores atrás para defender, isso torna-se difícil, mas é assim que eu penso o jogo, e os meus jogadores também, e o mais importante é fazer mais golos que aquilo que nós podemos sofrer. İyi akşamlar. Fenerbahçe bir kez daha galip geldi. 5 gol attık. Ligde 11 maçta 30 küsur golümüz var. Avrupa'da bu gol ortalamasının üzerinde pek fazla takım olduğunu zannetmiyorum. Bayern Münih ve Manchester City dışında takımların bu gol dışındaki takımların bu gol ortalamasını yakaladığını düşünmüyorum. İlk yarıda, ilk 45 dakikada iyi bir oyun sergiledik. Harika bir performans gösterdi oyuncularım. 2-0'la içeri girdik ama daha fazla da olabilirdi. Rakip daha sonra attığı gollerle maça ortak olduğu 2-1 ve 3-2'yi yakaladılar. Ama maçın da gidişatıyla fiziksel kapasitemizi ortaya koyduk. Baskılı oyunumuzla, riskli oyunumuzla 2 gol daha attık. Riskli, ofansif bir oyun oynuyoruz. Oynadığımız oyunda arkada az adamla kalıyoruz ve boşluk bırakabiliyoruz. Ama ben oyuncularımdan böyle bir oyun istiyorum. Oyuncularımla birlikte böyle bir oyun sergiliyoruz. Önemli olan yediğimizden çok atmamız. Sezgi Bey. İyi akşamlar, tebrik ediyorum. Hocanın dikkat çeken bir özelliği de futbolcularına her maçtan sonra destek vermesi. Geçen hafta Altay'la ilgili bir uyarı yapmıştı ve bugün de maç sonu kendisine gelen tezahüratlardan sonra Altay'ı yanına alarak tribünlere götürdü, onu alkışlattı, onun alkışlanmasını istedi. Bunun için hoca bir şey söylemek ister mi? Neler düşünüyor? Teşekkür ederim. O mais importante é a equipa, não sou eu. Eu faço parte da equipa, sou eu o líder da equipa, como sou treinador, sou o grande responsável. Mas tu podes ser muito bom treinador, mas se os jogadores não comprarem as tuas ideias e não estiverem contigo, tu não tens possibilidades. Este grupo é um grupo muito bom, muito unido, e eu, como líder da equipa, tenho que os defender sempre, em qualquer momento. O Altay precisa de carinho dos adeptos, porque neste último jogo não aconteceu. E todos, não é? Todos os jogadores têm momentos menos bons. Mas é preciso que os adeptos compreendam isso e que não e portanto que lhes deem carinho e que não os acebi ou que os coloque numa posição difícil. Na minha equipa, jogo quem jogar, há sempre jogadores que não vão jogar todos bem. Mas na minha equipa, para os adeptos do Fenerbahçe, não há patinhos feios. Há patinhos todos bonitos. E é assim que eu quero que os adeptos do Fenerbahçe olhem para os jogadores deles, Fenerbahçe, os jogadores
são o emblema, são tudo o que existe no Fenerbahçe, são os jogadores. Hoje são uns, amanhã serão outros, mas são sempre jogadores. E, portanto, é com o carinho que lhes podemos dar que nós podemos atingir os nossos objetivos. En önemlisinin takım olduğunu düşünüyorum. Ben değilim, önemli olan takım. Tabii ki ben de bu takımın bir parçasıyım. Teknik direktör olarak, bu takımın teknik direktörü olarak büyük sorumluluk benim. Siz istediğiniz kadar iyi bir hoca olun. Eğer oyuncularınız sizin fikirlerinize inanmazlarsa hiç şansınız yoktur. Bizim çok güzel bir grubumuz var, birlik olmuş bir grubumuz var. Ben de bu takımın lideri olarak her zaman oyuncularımı savunmalıyım. Ne olursa olsun oyuncularımın arkasında durmalıyım. Altay'ın taraftarların sevgisine ihtiyacı var. Son maçta durum bu şekilde olmadı. Her oyuncunun iyi oynamadığı ya da daha az iyi olduğu dönemler olabilir. Taraftarların da bunu anlaması gerekiyor. Sevgi göstermeleri gerekiyor, ıslıklamamaları gerekiyor. Oyuncuyu daha da zor duruma sokmamaları gerekiyor. Belirtmiş olduğum gibi kim oynarsa oynasın en iyi gününde olmayabilir. Ama futbolcular Fenerbahçe'nin ta kendisi, Fenerbahçe ambleminin ta kendisi. Biz de taraftarlardan bunu istiyoruz. Oyunculara sevgi göstermelerini istiyoruz.